Terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar. Haziran 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter'in bir kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum çok önemli. Bu kavuşumun etkilerini ben çok detaylı bir şekilde Jüpiter'in Boğa burcundaki transitine dair çekmiş olduğum videoda aktarmıştım. O yüzden tekrar değinmeyeceğim. İzlemeyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına linkini ekledim. Oradan erişim sağlayıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi geçelim asıl bu görselde anlatmak istediklerime. 4 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Yay burcunda 13 derecede sizin 3. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar biliyorsunuz karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü biraz gergin etkiler taşır. Fakat bu dolunayda farklı karşıtlıklar da var. Görmüş olduğunuz gibi kare açılar da var. Dolayısıyla biraz daha gerileceğimiz, biraz daha zorlanacağımız bir dolunay yaşayacağız. Zaten Haziran ayı kolay bir ay olmayacak. Özellikle ilk haftasında ayın 1'inden itibaren biraz daha dikkat etmemiz gereken bir süreç yaşayacağız. Özellikle hani bu ilk haftasında, Haziran'ın ilk haftasında çok çok daha dikkatli olmalıyız diyebilirim. Evet, şimdi biliyorsunuz dolunaylar kapanış etkisi yaratır. Üçüncü ev konuları üzerinden yolunda gitmeyen, ağır aksak ilerleyen her ne varsa buna dair bir kapanış yaşayabilirsiniz. Ya da daha önce bir girişiminiz varsa artık bunu nihayetlendirip noktalamak şeklinde de çalışabilir. Şimdi klasik olarak üçüncü ev konuları nelerdi, bunlardan bahsedelim. Sonrasında ise çok önemli detaylar ekleyeceğim. Üçüncü ev bizim kardeşlerimiz, komşularımız, kan bağı olan yakın akrabalarımız, yakın çevre. Liseye kadar olan eğitim, kardeş gibi görülen arkadaşlar, iletişim trafiğiniz, başkalarına duyurularınız, aldığınız haberler, iletişim cihazlarınız, trafik, kısa seyahatler, ulaşım araçlarınız, anlaşma ve sözleşmeleriniz, bütün imzalarınız, resmi başvurularınız, satış, pazarlama ve ticari faaliyetler, size verilen sözler, sizin vermiş olduğunuz sözler, kararlar, yazma çizme, basın yayın, almış olduğunuz kısa eğitim ve sertifika programları, seminerler, flört aşamasındaki ilişkiler gibi konuları kapsar. Dediğim gibi bunlara dair yolunda gitmeyen her ne varsa bir nokta koyabilirsiniz, hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ya da varsa bu tarz bir gündeminiz, buna dair bir sona geldiğinizi de anlatabilir bu dolunay. Şimdi daha detaya inecek olursak, dolunayın yönetici gezegenini 8. evde, Jüpiter'i 8. evde Boğa burcunda görüyoruz. Güneş'in konumlandığı İkizler burcunun yönetici gezegenini Merkür'ü de yine Boğa burcunda 8. evde görüyoruz. Üstelik Merkür Uranüs'e kavuşum yapıyor, görmüş olduğunuz gibi. Tam kavuşum 20 derecede Boğa burcunda olacak 8. evinizde. Yine bu 4 Haziran tarihinde. Dolayısıyla burada yaşanacakların 8. evle bir bağlantısı olabilir. 8. evde neydi? Bizim borçlarımızdı. Başkalarından almış olduğumuz borçlarımızdı. Bunlara dair bir kapanış yaşanabilir. Yani bankalarla gidip o borçlarınızı yapılandırmak, buna dair imzalar, kararlar vesaire, bunlar yaşanabilir. Ya da mirasla ilgili konulardı. Miras, nafakayla alakalı konulardı. Buna dair bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunu sonlandırabilirsiniz. Buna dair kararlar, anlaşmalar, imzalar olabilir. Başka doğumla ilgili süreçlerdir 8. ev. Böyle bir haber alabilirsiniz. Hani 3. ev haberleri de anlattığı için. Buna dair bir kapanış yaşanabilir. Bu şekilde de tezahür edebilir. Ya da İlişkiler manasında baktığımızda burası bir takım sırlarla ilgili olduğu için, işte aldatmak, aldatılmak vesaire, ilişkinizde böyle bir durum içerisinde bulunuyorsanız eğer, bunun size bir şekilde taşınması, bir şekilde bunu bir anda öğrenmeniz ve bir flörtünüz varsa buna nokta koymanız şeklinde de çalışabilir. Hani 3. ev flörtleri de anlattığı için. Başka 8. ev bizim terapi aldığımız böyle astroloji danışmanlığı, işte ne bileyim psikolojik danışmanlık, işte okült konularla ilgili bir danışmanlık da olabilir. Özellikle Uranüs astrolojiyi temsil ettiği için bu tarz bir danışmanlık aldığınız bir süreçte olabilirsiniz. Bunu varsa böyle bir süreciniz, bunu alıp kapanması şeklinde de tezahür edebilir. Dediğim gibi örnekler çoğaltılabilir ama daha çok bu konular üzerinden bir takım gelişmeleri getirebilir hayatınıza. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye.
5 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Venüs sizin 11. evinizde Aslan Burcu'nda transitine başlayacak. Çok uzun bir süre burada kalacak. 9 Ekim tarihine kadar Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Retrosu da olacak ama bu ay değil. Bu ay ileri hareketli olduğu için buradaki normal seyrinden bahsedeceğiz ve başka etkileri de var elbette ki bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle 11. ev konuları nelerdi bunlardan bahsedelim. 11. ev bizim geleceğe yönelik hayallerimiz, ümitlerimiz, vizyonumuz, büyük hayat planlarımız, kariyerin getirileri, kariyerden elde edilen toplu paralar, bizden statü olarak yüksekte bulunan kişilerden gelen destek, öneri ve yönlendirmeler, çevre değişikliği, taşınmak ve yer değiştirmek, sosyal çevremiz, arkadaşlarımız ve dostlarımız, vakıf, dernek, siyasi parti, organizasyon, düşünce kuruluşları gibi kalabalık çevreler, bütün hayrına yapılan çalışmalar, gönüllülük esasına dayalı işler, teknolojiyle olan ilişkilerimiz, kalabalık gruplarla yapılan işler, abiler, ablalar, onlardan gelen destekler, onların hayatındaki gelişmeler, evlat edinme, üvey evlat, üçüncü evlilik, dördüncü çocuk gibi konu başlıklarını kapsar. Şimdi bütün bu konulara ilişkin Venüs parayı temsil ettiği için özellikle maddi kaynaklı gerçekleştiremediğiniz bir durum varsa bu konu başlıkları üzerinden bir şekilde size para desteği gelebilir. Bütün bu konu başlıkları üzerinden her ne yapmak istiyorsanız para ile alakalı desteği bulup bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Hani burada Venüs sizin bu konular üzerinden yapmak istediklerinizi kolaylaştırıcı etkiler destekler sunacaktır size. Venüs her anlamda anlaşmayı, uyum sağlamayı anlatır. Burada özellikle küslükleriniz varsa bu çevrelerle ilgili. Örneğin işte sosyalleştiğiniz gruplar, arkadaşlarınız, dostlarınız ya da işte bir parti, dernek vesaire buralara üyeyseniz ya da çalışıyorsanız bunlarla ilgili küslükleriniz varsa, anlaşmazlıklarınız varsa bunları giderebilirsiniz. Ya da bu tarz bir mesleğiniz varsa buradan almış olduğunuz gelirlerinize dair artışlar olabilir. Ya da illa bunlarla ilgili çalışmak durumunda değilsiniz. Kariyerden genel itibariyle, kariyerden size gelen paralarla ilgili bir artış olabilir. Burası çok önemli. Eğer böyle bir terfilik beklentisi ya da işte kariyerle ilgili çalıştığınız o maaşla alakalı bir artış bekliyorsanız bu dönemde yani bu 5 Haziran sonrasında bu artışı net olarak hissedebilirsiniz. Buna dair güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs aşkı da anlattığı için özellikle bu sosyalleştiğiniz çevrelerde bu bahsetmiş olduğum işte düşünce kuruluşları vesaire bu kalabalık gruplarla alakalı girmiş olduğunuz çevrelerde bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Burada yani arkadaşlık olarak başlayan bir ilişki normal bir romantik bir ilişkiye dönüşebilir. Yani tanıştığınız birisi bir ilişkiye dönüşebilir. O yüzden sosyal olmaya, aktif olmaya, daha görünür olmaya, kalabalıklara karışmaya çalışın derim. Beklediğiniz ilişki bu hani kalabalık çevrelerden, arkadaş, dost meclisinden edinebilirsiniz diyebiliriz özet olarak. Şimdi dikkat etmeniz gereken durumlar da var. Buna dair bilgiler de aktarmak istiyorum. Buradaki Venüs Aslan Burcu'na geçer geçmez görmüş olduğunuz gibi karşıt evde bulunan Plüton'la karşıtlık oluşturacak. Dolayısıyla özellikle bu 5 Haziran ve sonrasındaki bir hafta boyunca bir takım manipülasyonlar, krizler, kaoslar, güç çekişmeleri ya da farklı hani normal seyirde giden bu bahsettiğim konular ilişkin bir takım değişiklikler gündeme gelebilir. Yani farklı seyirde ilerleyebilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Yani arkadaş çevrenizde sizi böyle manipüle eden ya da işte ne bileyim sizinle bir şekilde yarışa Mars da burada olduğu için sizinle bir şekilde kendini yarıştırmaya çalışan kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bu bütün hani bahsettiğim arkadaş çevrenizde de olabilir ya da bu tarz bir kalabalık gruplarla yaptığınız bir iş varsa hani bunlar illa bunlar vakıflar, dernekler bunlar olmak durumunda değil. Eğer bir grupla iş yapıyorsanız burada bir şekilde sizinle kendini yarıştıran kişiler ortaya çıkabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Manipülasyonlara gelmeyin. O işte güç çekişmeleri vesaire işte kavgalar bunlar hiç hoş şeyler değil elbette. Uzak durmakta yarar var. Bahsedeceğim burada başka hani etkiler de olacak. O yüzden mutlaka buna dikkat etmeniz gerekiyor bu ay. Hani onu altını çizerek belirtmek istiyorum.
lütfen hani kimsenin manipülasyonuna gelmeyin. Siz kendi işinize, kendi ideallerinize, burası hani bizim yüksek ideallerimiz, geleceğe yönelik hayallerimiz, projelerimizle alakalı olduğu için siz bunlara odaklanın. Hani gelecekte ben kendimi nerede görmek istiyorum, ne yapmak istiyorum, bunlara odaklanın. Kendi projelerinize odaklanın. Küçük insanların küçük hesaplarına, küçük yarışlarına hiçbir şekilde dahil olmamaya çalışın. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 11 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Merkür İkizler Burcu'nda sizin 9. evinize ilerlemeye başlayacak. Görmüş olduğunuz Güneş de burada olduğu için dolayısıyla 9. ev konuları üzerinden yaşayacağınız gelişmeler biraz daha önem kazanacak, hız kazanacak diyebiliriz. Merkür'ün buradaki transitiyle beraber daha somut bir hal almaya başlayacak diyebiliriz. 9. ev, Merkür'ün 9. evdeki transitiyle beraber inançlar ve felsefik konularla ilgili anlam arayışlarımızı gidermek adına bilgi edinmeye çalışmak, üniversite, yüksek öğretim ve sınavlarla ilgili konularda araştırmalar yapmak, akademik çevrelerde yeni kararlar ve kararlar ve başlayan yeni resmi süreçler, mesleki bir eğitim almak, yurt dışı ve uzakta bulunan kişi ya da kurumlarla yeni iş görüşmeleri yapmak ve yeni anlaşma ve sözleşmelere imza atmak, yabancı dil öğrenmek, uluslararası hukuk, mahkemeler, davalar, hak arayışlarımızla ilgili yeni kararlar almak ve yeni imzalar atmak, basın yayın, sosyal medya ile ilgili daha aktif bir sürecin başlaması, bu konularda yeni görüşmeler yapmak ve imzaların atılması, uzak akrabalar, yurt dışında bulunan kişiler, eşin akrabaları, torunlar, ikinci evlilik, üçüncü çocuk gibi konularda yeni haberlerin alınması, yeni gündemlerin oluşmasıyla iletişim trafiğinin artması gibi konuları gündeme getirebilir. Aynı tarihte 11 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Plüton, şurada görmüş olduğunuz Plüton sizin 4. evinizde Oğlak Burcu'nda retrosuna başlayacak. 11 Haziran 11 Ekim tarihleri arasında Plüton Oğlak Burcu'nda 4. evinizde retroda olacak. 29 dereceden itibaren retrosuna başlayacak, 27 dereceye kadar retrosu devam edecek. Bu arada ben burada birçok tarihten bahsediyorum, birçok etkiden bahsediyorum. Takip etmek zor olabilir. Hepsini açıklamanın arkasına ekledim. Lütfen oradan bakıp takip etmeye çalışalım. Şimdi burada Plüton'un retrosu önemli. Analitik derecelerde olacağı için etkisini çok daha fazla gösterir. Retroda olacağı için olumsuz manada sizi etkileyebilir. Bunlara karşı dikkatli olmak durumundasınız. Öncelikle 4. ev konuları nelerdi? Bunlardan bahsedelim. 4. evinizde olacağı için. 4. ev bizim aile, ev, yuva konularımızla ilgilidir. Evle ilgili tadilat yapmak, mobilya ya da dekorasyon değişimi, yaşam alanının değiştirilmesi, taşınmak ve yer değiştirmek, yuva kurmak, aile büyükleri, özellikle anne ve anne figürü taşıyan kişiler ve onların sağlığı, hayatını ilgilendiren konular. Aileyle bir araya gelmek ve aileyle yapılan aktiviteler. Ev, arsa, gayrimenkuller, taşınmazlarla ilgili yapılan alım-satım işlemleri. Çocukluk anılarımız, mahremimiz, kara kutumuz, baba evimiz, köyümüz, memleketimiz, köklerimiz, atalarımız ve aile kabristanlığı gibi konuları ifade eder. Şimdi burada Plüton'un analitik derecelerde retrosuyla beraber bir takım güç çekişmeleri, manipülasyonlar, başka değişim ve dönüşümler yaşanabilir. Burada direnç göstermek yerine şöyle söyleyeyim ben size, Plüton gücü temsil ettiği için siz direnç göstermek yerine değişim ve dönüşüme açık olmaya çalışın. Yani burada kendinizi güçlendirmeye çalışın. Eğer siz burada yaşanacaklara, bu tekrar eden Plüton retroda olduğu için tekrar eden bir takım durumlar yaşanabilir. Yani bu Plüton'un olumsuz etkileri krizler ve kaoslarla alakalıdır. Bunlara böyle ayak diretmek yerine akışta kalmayı, o değişime ve dönüşüme açık olmayı, kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmeyi öğrenmenizi istiyor aslında sizden Plüton burada. Hani Plüton gücü temsil ettiği için size diyor ki 4. ev konuları üzerinden güçlü olmayı öğrenmen gerekiyor. Ben buradan gideceğim artık ama sen bunları yeterince öğrendin mi? Bunun testini yapacak size. O yüzden hani burada
ayak diretmek yerine dimdik sağlam bir şekilde ayakta durmayı, tek başınıza ayakta durmayı öğrenmeniz gerekiyor. O gerekli dönüşümü kendinizde, o değişimi yaratırsanız eğer, bundan sonraki süreçte problem yaşamazsınız. Ya da burada karşınıza çıkacaklara direnmek yerine o değişimi kendinizde, eğer o gücü kendi içinizde bularak o değişimi kendinizde yaratabilirseniz elbette en güçlü şekilde bu süreçten çıkacaksınız. Zaten çok uzun yıllar boyunca Plüton buradaydı ama dediğim gibi analitik derecede olacağı için yine benzer durumlarla sizi sınayabilir. Bu bahsettiğim güç çekişmeleri, manipülasyonlar, işte bir takım krizler, kaoslar vesaire, bunlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Şimdi geçebiliriz bir sonraki etkiye. 17 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Satürn sizin 6. evinizde retrosuna başlayacak. 0 dereceye kadar gerileyecek, sonra tekrar ileri hareketine başlayacak. Balık burcunda 7 dereceden başlayacak, 0 dereceye kadar gerileyecek. 17 Haziran 4 Kasım tarihleri arasında. Şimdi 6. ev konuları nelerdi? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Çünkü bahsedeceğim başka etkiler de olacak. 6. ev bizim hizmet ettiğimiz ya da aldığımız kişi ya da kurumlar, sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet, fitness gibi uygulamalar, görev ve sorumluluklarınız, bütün düzeniniz, rutin hayatınız, günlük programınızı yönetme biçiminiz, angarya işleriniz, çalışma hayatınız, çalışma arkadaşlarınızın ve çalışma ortamınızın uğradığı değişiklikler, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, evcil hayvanlarınız ve temizlik alışkanlıklarınız gibi konuları ifade eder. Şimdi burada Satürn'ün retrosuyla beraber bütün bu konu başlıkları üzerinden her neyden kaçıyorsanız görev ve sorumluluklarınız konusunda bunlarla tekrar uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Satürn burada size şunu söyleyecek. Burada üzerinize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdin mi, getirmedin mi? Bunlarla alakalı tekrar önünüze ödevler çıkaracak. Size sorumluluklar verecek. Burada gerekli sorumluluğu sizden almanızı isteyecek. Bunun dışında bu konu başlıkları üzerinden yasal problemler, baba ve baba figürü taşıyan kişilerle alakalı problemler ya da yaşlı kişilerle alakalı, yönetici konumunda bulunan kişilerle alakalı, patronlarla alakalı bir takım bu 6. ev konuları üzerinden sorunlar yaşayabilirsiniz. Mesela nedir 6. ev konuları? Az önce bahsettik, işte kronik sağlık problemleri. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Buradaki Satürn'ün retrosuyla beraber belirtmiş olduğum 17 Haziran 4 Kasım tarihleri arasında. Geçelim bir sonraki etkiye. 18 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz 26 derece İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek sizin 9. evinizde. Az önce bahsettim, tek tek bahsettim Merkür'ün buradaki geçişiyle beraber neler yaşayabileceğinizden tek tek bahsettim. Burada 26 derece İkizler Burcu'nda 9. evinizde oluşacak bu yeni ayla beraber az önce bahsetmiş olduğum o 9. ev konuları üzerinden yepyeni bir gündem oluşacağını söyleyebiliriz. 9. ev konuları üzerinden hayatınızda açılan yepyeni bir sayfa olacak bu 18 Haziran tarihinde buradaki yeni ayla beraber diyebiliriz. Evet, siz hava grubu olduğunuz için bu yeni ay bu arada size güzel olumlu açılar göndereceği için olumlu yönde etkilenecek burçlar arasında olacaksınız. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 21 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz 11. evinizde 18 derecede Mars ve Lilith'in bir kavuşumu yaşanacak. Etkilerini, yani bu 21 Haziran'da oluşacak ama etkilerini bir hafta öncesinden, bir hafta sonrasından hissedebilirsiniz. Az önce belirtmiş olduğum gibi burada güç çekişmeleri, kavgalar gibi durumlara açık olacağınız bir süreçte olacaksınız. O yüzden az önce bahsetmiş olduğum işte o dost meclisi ya da kalabalık gruplar, çevreler ya da böyle bir iş yapıyorsanız kalabalıklarla vesaire, buralarda dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi birileri sizinle yarışmak isteyebilir, kavga çıkartmak isteyebilir, tatsız durumlar yaşanabilir. Bir takım kaygılarınız, endişeleriniz olabilir. Moral ve motivasyonunuzu düşürebilir. Bunlara hiç gerek yok. Daha çok böyle hani dengede kalmaya, bu tarz durumlardan uzak kalmaya çalışırsanız elbette geçici bir süreç, bunu atlatabilirsiniz. Aynı tarihte Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Artık odağınız 10. ev konularına doğru kaymaya başlayacak diyebiliriz.
27 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Merkür, Merkür'de 10. evinizde Yengeç Burcu'nda transitine başlayacak. Dolayısıyla biraz daha 10. ev konularını aktif hale getirecek diyebiliriz. Bu arada 11 Temmuz tarihine kadar Merkür Yengeç Burcu'nda 10. evinizde olacak. Merkür'ün bu transit ile beraber 10. evinizde ilişkin bir iş kurmak, yeni bir iş teklifi almak, iş görüşmeleri ya da iş toplantılarına katılmak, yeni bir işe başlamak, işle bağlantılı imzalar atmak, mesleki ünvan ya da kariyerle ilgili süreçlerin onaylanıp belgelendirilmesi, mesleki eğitim almak, iş için iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın almak, sosyal statüyü ilgilendiren söz, nişan, evlilik, tanışma gibi organizasyonların duyurulması ya da resmiyete taşınması, anne veya baba olma haberi, aile büyüklerinden veya eşin aile büyüklerinden akıl almak ya da onlarla iletişim kurmak, onların hayatıyla ya da sağlığıyla ilgili konularla ilgilenmek gibi konuları ifade edebilir. Buradaki Merkür'ün transiti diyebiliriz. Sonrasında ise 28 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz bu sefer de 19 derecede Lilith ve Venüs'ün bir kavuşumu yaşanacak. Yine bu 28 Haziran'ın bir hafta öncesi, bir hafta sonrası etkilerini gösterebilir. Yine bahsetmiş olduğum gibi özellikle burada ilişkilerinize, parayla alakalı konularda, anlaşma ve uyum sağlama gibi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Yine bir hafta öncesi sonrası temkinli olmakta yarar var. Bütün ilişkilerinize, kimin yanında ne konuştuğunuza çok çok dikkat edin. Bütün var olan anlaşmalarınızla alakalı olarak eğer bir anlaşmaya imza atacaksanız eline boyuna düşünerek ya da para konularında herhangi bir karar alacaksınız. Lütfen eline boyuna düşünerek karar vermeye çalışın. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 30 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz Neptün'ün de 6. evinizde retrosu başlayacak. 6 Aralık tarihine kadar sürecek. 27 dereceden başlayacak. 24 dereceye kadar retrosu sürecek. Burada da Neptün'ün olumsuz yönünü deneyimleyebilirsiniz bu 6. ev konuları üzerinden. Örneğin Neptün'ün olumsuz yönü hayal kırıklığına uğramaktır. Yalanlarla karşı karşıya kalmaktır. Dolandırma amaçlı kişilerin hayatınıza dahil olması anlamı taşıyabilir. Mesela burada hani 6. evde olduğu için iş yerinden tanıdığınız kişilerle alakalı olabilir bunlar. Bütün rutin hayatınızda, günlük koşturmacalarınızla alakalı olarak karşınıza bu tarz kişiler çıkabilir. Ya da siz de hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hani bu hizmet verdiğiniz kişiler, hizmet aldığınız kişiler konusunda özellikle. Ya da işte bu diyet, fitness gibi uygulamalar, kronik sağlık problemleriniz, bunlara karşı dikkatli olun. Tekrar eden durumlar yaşatabilir. Burada hem Neptün'ün hem de Satürn'ün retroda olması özellikle kronik sağlık problemleriyle alakalı bir takım tekrarlar yaşatabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmakta yarar var. Evet, özet olarak bu şekilde. Umarım sizler için her ne yaşanırsa yaşansın, hayrınıza güzel gelişmeleri hayatınıza dahil edebileceğiniz çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.